Sayın Divan, değerli misafirler, basınımızın kıymetli mensupları, Gençler Birliği Spor Kulübü'nün delegeleri, renktaşlarımız, ben de hepinize saygılarımı sunuyorum. Çok güzel bir ortamda başlayan, nezaketten uzaklaşmayan, Gençler Birliği'nin kültürüne yakışır şekilde başlayan genel kurulumuz, gündemin 5. maddesinde birazcık böyle tansiyon yükseldi. Aslında bundan hiçbirine gerek yoktu. Tabii ki hepimiz üzüldük. Burada birazcık daha birbirimize karşı birazcık daha sevecen, birazcık daha sabırlı olsaydık bence daha güzel olacaktı. Şimdi son konuşmacı arkadaştan başlayarak daha önceki konuşmacı arkadaşların yaptıkları eleştirileri gördüğümde genel kurula gelmeden önce özellikle basın kanadında dillendirilen, şekillendirilmeye çalışan ve hep aynı ifadelere şahit oldum. Biz de tabii buna karşılık bir hazırlığımızı yaptık. Acaba biz mi yanlış biliyoruz? Bu arkadaşların söyledikleri doğru. Yoksa aldıkları bilgide bir kirlilik mi var? Nezaket elden bırakmadan hata demek istiyorum. Hile demek istemiyorum. Ya da işte hani çamur at izi kalsın tarzından bir şey demek istemiyorum. Ben biliyorum ki arkadaşlar da biliyor çamur at izi kalsın ama çamur atarken önce elini kirletiyorsun. Onun için ben bunları birazcık daha karşılıyorum. Daha olgun karşılıyorum. Son konuşmacı arkadaştan başlayarak eleştirilen konulardan bir tanesi zaman zaman ben basında bazı arkadaşların yazıları üzerine onlarla da konuştum. Onlarla da bu konu üzerine bilgi alışverişinde bulundum. Tüzüğümüzün genel kurulu yayınlanmasıyla alakalı bir maddesi var. Madde diyor ki genel kurul kararı ya da olağanüstü genel kurul kararı Ankara'da bulunan yerel gazetelerden birine 15 gün önceden ilan verilir. Bunun üzerine eleştiren arkadaşlar dediler ki neden siz ulusal gazeteleri tercih etmediniz de Ankara'da yerel bir gazeteyi seçtiniz. Bunun üzerine döndüm ben kulüpten yetkili arkadaşlardan bütün dökümleri aldım. Şuradaki gazetelerin hepsi yaklaşık bundan önce yapılan son 10-15 yılda yapılan genel kurul ilan gazeteleri. Bunların hepsinde aynı gazeteleri görürsünüz ve istediğiniz takdirde ben bunların hepsini sizlere gösterebilirim. Yani bu şu demektir. Son yapılan genel kurulun duyurusuyla alakalı bir herhangi bir hile yoktur. Hata da yoktur. Bundan önce yapılan uygulama neyse bu yapılan genel kurulda da aynı uygulama yapılmıştır. Bununla birlikte yapılan eleştirilerden bir tanesi naylon üye adı altında yapılan üyelerden bahsetmek. Ve bunların en son olağanüstü genel kurulumuz yaptıktan sonra bu üye sayılarının ben bunu diğer muhalefette bulunan arkadaşların radyo konuşmalarında da dinledim. Ne bileyim işte yazılı görsel basındaki ifadelerini de dinledim. Naylon üye, naylon üye. Peki kardeşim naylon üye diyorsunuz. Benim önümde üyelik listesi var. Hangi tarihte bu kulübe kaç tane üye yapılmış? Aslında bunu hepinizin bilmesi çok önemli. Bunu paylaştığım takdirde büyük bir ihtimalle de kafanızdaki birçok istifam çözülmüş olacak. Biz 25.9.2016 tarihine kadar kulübümüzün 745 tane üyesi varmış. 2017 yılının başında biliyorsunuz başkanımızı kaybettikten sonra biz olağanüstü genel kurulumuzu yaptık. Daha sonra aramızdan ayrılan, muhalefete dahil olan arkadaşlarımızın da içinde bulunduğu dönemde onların imzasıyla hatta arkadaşlarımızın bir tanesinin genel sekreter olması hasebiyle karar defterine hakim olduğundan yola çıkarak o tarihe kadar yapılan üye sayısını size söyleyeyim mi? 1600. 1600. O dönemdeki yönetimdeki arkadaşların ayrılmaya başladığı bir hafta 10 günlük dönem arasında yine onlardan bazılarının dahilinde olan yapılan üye sayısı 147. Bütün bu arkadaşlarımız aramızdan ayrıldıktan sonra bu genel kurula kadar daha sonradan ilave edilen delege sayımız toplam 101. Allah aşkına soruyorum. Ya bunun günahı vebali kimin? Siz aramızdayken
Dönmüş denmiş ki başkan, arkadaşlar her yönetici arkadaş 10 tane 15 tane eşini, dostunu, taraftarını bu kulübe üye yapın. Herkes de getirmiş, o günkü genel sekreterimin imzasıyla bunlar karar defterine geçmiş. Burada var mı bir şey? Yanlış olan ne söyler misiniz? Ama bunları bilmeden sadece muhalefet olmak adına insanları yanlış bilgilendirmek, o da çok doğru değil. Bu konuda bu şekilde hepinizin ben bilgilerini sunuyorum. Gerçek olan rakamlar bunlar. Ne zaman isterseniz biz kulübün karar defterini, üye kayıt defterlerini her zaman açarız. Kulüpteki arkadaşlarımıza sizi yönlendiririz. Bu konuyla alakalı size her türlü bilgiyi veririz. Bununla birlikte şu konuşmacı arkadaşlarımızdan bazılarının söylemlerine küçük küçük cevaplar vermem gerekir. En son konuşmacı arkadaşımız söylediği soruların büyük bir kısmının cevabını bence aldı. Özellikle bu üye konusunda. Ondan önce konuşma yapan arkadaşlarımızın da söylemlerinden mesela divan kurulunun oluşmasıyla alakalı bir eleştiri vardı. Haklısın abicim eleştirilerinde. Divan kurulu bir kulübün aslında olmazsa olmaz en önemli organlarından bir tanesidir. Biz bunun farkında olduğumuz için dedik ki başta başkanımız olmak üzere biz divan kurulunun oluşumuna müdahil olmayacağız. Divan kuruluna en uygun kimi görüyorsak bizim yapmamız gereken divan kurulu başkanını tespit etmek ve ekibini kendisinin kurmasını sağlamak. Bu doğrultuda kulüp başkanımız sevgili Oktay abimize divan kurulu başkanlığını teklif etti ve ekibini de Oktay abi kendisi seçti. Bizim yönetim olarak bu konuda en ufak bir dahlimiz yok. Bunu da bilmenizde büyük fayda var. Mehmet Soylu kardeşimin söylediği bir husus var. Bir deplasman esnasında uçakta yaşanan o günkü bizim teknik heyetimizde bir tatsız bir şey var. Ben çok net bir şey söylüyorum Mehmet. Çok fazla bir samimiyetimiz yok. Bir defa iki defa merhabalaştık. Telefonla daha görüştüğümüzü ben hatırlamıyorum. Biz o gün için yanlış bilgilendirildik. Bize verilen bilgiler yanlıştı. O gün için cevap veremedik. Sonradan biz bunun işin aslını öğrendik. Sizin sanıyorum bir doğrunuz vardı olayda. En ufak bir dahlinizin olmadığını öğrendik. Sizin zerre kadar suçunuz, günahınız olmadığını başta ben dahil hepimiz biliyorum. Delegelerin, genel kurulun, herkesin huzurunda ben ve yönetim adına sizden özür diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Maalesef hata insanlara ait. Önemli olan tek bir şey var, hile yapmamak. Bir de biz düşünün ki benim de bu kulüpte 14-15 yılım geçmiş. Hepimiz hata yapabiliriz. Ama eğer binlerce iş üretiyorsak bizim hata yapma lüksümüz herkesten fazla. Konuşandan hiçbirine ben bir şey söylemiyorum. Onur Bey'in de söylediklerine hak veriyorum. Hepsine hak veriyorum. Ama şundan emin olun. Biz bir bütün olmalıyız. Biz bir bütün olmalıyız. Eleştirilerimizi yapalım. Mesela Erdem arkadaşım da ben isterim ki burada gündeme getirdiği belki 5-10 dakikalık bir konuşmaydı. Ben onunla saatlerce konuşayım. Onun baktığı tarafı da biliyorum ama ben başka bir pencereden bakıyorum. Ya da benim baktığım ufuk birazcık daha geniş. Sebebi de şu, ben kulübün içindeyim. Bilmedikleri varsa ben anlatayım. Benim bilmediklerim varsa ondan faydalanayım. Bunların hepsinde açık olmalıyız, şeffaf olmalıyız. Taraftarlarımızın çoğaltılmaması konusunda Nedim en son söz sahibi oldu. Evet, çoğaltamıyoruz. Peki soruyorum size. En son kaç yılında bu kulüpte kaç tane taraftar gördünüz? Ben bu kulüpte ilk sayman olduğumda 14-15 yıl önce bu kulübe girdim. Normal bir yönetici. Sırasıyla belli görevler verildi. Ben bunların hepsini Allah'ın izniyle, alnımın akıyla yaptım. Belli bir göreve geldim. Ben ilk sayman olduğum dönemde Ankara'da dedik ki bu grubu biz taraftar kitlesini nasıl hareketlendiririz? Okullara girmemiz lazım. Çocuklarımıza 5-6 yaşında bunları empoze etmemiz lazım. Onunla birlikte herkes Beştepe'ye ulaşabiliyorsa alışveriş merkezlerinde stand açmamız lazım. Biz onların ayağına gitmemiz lazım. Biz ne yaptık peki? 2500 tane olan bizim kombineli bilet sayımızı ilk hamlemizde 6500 taneye çıkarttık. Yani biz Kızılay'daki bir taraftarımızın Beştepe'ye gelmesini istemedik, biz Kızılay'a gittik.
Eryaman'a biz gittik. Optimum'da stand açtık. Buna benzer çok güzel uygulamalar yaptık. Bu silsile o kadar güzel gidiyor ki ne zaman bu 62-22 sayılı yasa çıktı, bu pasolik olayı çıktı, hemen bizim taraftarlarımız da pasolike hayır, fişlenmeye hayır diye bir şey yayıldı. Biz süratli bir şekilde ivme kazanmışken bir anda dip yaptık. Bunun da sebeplerinden bir tanesi de bu, unutmayın lütfen. Bununla ilgili kimse kimseden bir şey beklemesin, yönetimden beklemesin. Hepimiz bu konuda gereken çabayı sarf ettiğimiz takdirde bu kulübün taraftarı çoğalır. Ancak bu kulübün taraftarını çoğaltırken de işte 50 binleri, 100 binleri, 200'leri bulan bir taraftar kitlesi mi, yoksa 10 binlerde, 20 binlerde, 30 binlerde olan elit bir taraftar kitlesi mi? Bu da işin bir başka boyutu. Bunları hepsine dikkat ederek bizim yol almamız lazım. Başkanım, son sözümü söyleyerek buradan ayrılmak istiyorum. Hakan Kaynar'a kardeşim buraya geldi bugün. Güzel, Gençler Birliği kültürüne, Gençler Birliği ahlakına yakışır, seviyeli bir konuşma yaptı. Ancak ben o Hakan kardeşimden burada yaptığı o seviyeli konuşmayı dışarıdaki hamlelerinde de beklerdim. Bugüne kadar buraya gelirken, çünkü öyle bir camiayız ki biz, dışarıda kim ne yaparsa hepimiz biliyoruz. Hakan kardeşim unutmasın, İlhan Cavcavoğlu, rahmetli başkanımız, onu ekibine aldı, beraber çalıştık. Hakan kardeşimiz unutmasın, bir sonraki dönem başkanımız tercihini başka birinden kullandı, basın sözcüsü yaptı. Hakan kardeşim unutmasın, başkanımız rahmetli olduğu gün Hakan'ın bilgilerinden faydalanalım diye başkanımızın rahmetli olduğu hastaneye biz çağırdık. Gel Hakan, burada bize destek ver dedik. Bundan sonra yapılacak olağanüstü genel kurulda da yeni başkanımızdan biz ricacı olalım. Çünkü biz güzel bir ekip çalışması yapıyorduk. Sen de içimize dahil ol dedik. Çok üzülüyorum. İçimizde olduğun zaman farklı, dışımızda olduğun zaman farklı olmamalısın. Dışarıda farklı, içeride farklı olmamalısın. Bu konularda birazcık daha şeffaf olalım, özverili olalım. Onun ötesinde bir şey demiyorum. Çok güzel bir şey yaptı. Hasan amca bizim başımızın tacıdır. Hasan amca benim günde 5 defa görüştüğüm, her zaman aklına, fikrine saygı duyduğum, inandığım, çok değerli baba gibi gördüğüm biridir. Hakan çok güzel bir şey yaptı. Gelin bunu büyütelim. Gençler Birliği Spor Kulübü'ne kurulduğu yıldan beri hizmet eden başkanlarımız, yöneticilerimiz, taraftarlarımız ve rahmetli İlhan Başkan başkanımız için de o saygıyı, sevgiyi gösterelim ve diğer maddelere geçelim. İzin verirseniz ben de burada hepinizi alkışa davet ediyorum. Rahmetli başkanımız başlayacak. Beni dinlediğiniz ve sabır gösterdiğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Gelecekte iyi olan, güzel olan her şeyin Gençler Birliği Spor Kulübü başta olmak üzere bizimle, ailemizle olmasını diliyorum. Bütün babaların babalar gününü ben de kutluyorum. Saygılarımla olsun. Tekrar saygılarımı sunuyorum. Bu gündeme alınması gereken maddeyle ilgili ben size kısa bir açıklama yapayım isterseniz. Bildiğiniz gibi Futbol Federasyonu yayıncı kuruluştan aldığı paraları belli taksitler halinde kulüplere ödüyor. Örnek veriyorum, geçen yıl TFF birincilikte oynarken yaklaşık 8,5-9 milyon lira civarında kulübümüzün garanti parası vardı. Ve biz 8,5-9 milyon lirayı 31 Mayıs 2019'a kadar aylık eşit taksitler halinde aldık. Ancak Süper Lig'e çıktığımızda tablo birazcık daha derinleşiyor. Özellikle sezon başında oyuncu transferlerinde verilmesi gereken peşinatlar var. Bu doğrultuda hareket etmemiz lazım. Yönetim olarak da elimizin güçlü olması lazım. Ya da bir önceki konu da şurada oldu. 2019 yılına ait bir şeyler görmüyoruz dediler. Çok net size bir tablo vereyim. 15 milyon gelirimiz oldu son bir yılda. 15 milyon civarında da transferlerden kulübümüzün kasasına para girdi. Yaklaşık 80 milyon lira giderimiz oldu. Yani 45-50 milyon civarında biz aleyhimize olan bütçeyi yönettik ve önemli olan bu bütçeyi yönetmek değil, Allah'ın izniyle bir üst lige çıkmak. Çok şükür biz çıktık.
Şimdi burada da 25 milyon liraya kadar borçlanma yetkisi istiyoruz ki Futbol Federasyonu'ndan, yayıncı kuruluştan gelecek paralar geciktiği takdirde biz Futbol Federasyonu'ndan gelecek paramıza temlik koyarak ihtiyacımız olduğunda bankadan kredi kullanarak hamlelerimizi yapabilmek ya da transfer sezonunu aşabilmek. Bunun ötesinde hiçbir şey yok. Bütün olay 25 milyona kadar federasyondan alınacak temliklere karşılık kulübümüzün borçlanmasını sağlamak. Saygılar sunuyorum tekrar.